Çocuklar merhaba. Evdeki mektebe hoş geldiniz. Parolamız neydi? Bilgi paylaştıkça çoğalır. Neydi arkadaşlar? Bilgi paylaştıkça çoğalır. Biz ne yapalım? Bilgimizi paylaşmayalım Zeynep'in dediği gibi. Bilgimizi paylaşalım. Aynı zamanda sayfamızı paylaşalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum sizlere ve dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Bugün Kimlerle ders yapacağız? Bugün 3. sınıf ve 4. sınıf arkadaşlarımızla beraber Türkçe dersi yapacağız. Hangi dersiymiş? Türkçe. Türkçe dersinden nedir öğretmenim? Noktalama işaretlerini göreceğiz çocuklar. Noktalama işaretlerini iki aşamada inceleyeceğiz çocuklar. Birincisinde dört tane noktalama işareti göreceğiz. İkincisinde de beş tane veya altı tane noktalama işareti göreceğiz çocuklar. Üç ve dördüncü sınıfları aynı anda yaptım. Çünkü bunların ikisi de aynı konular. Aynı, e, aynı müfredat. Onun için beraber bu konuyu çalışabiliriz. Ve ayrıca... E, ...ayrı ayrı yüklemek de çok zor oluyor çocuklar. Beni bu konuda affedin. Ne yapıyoruz? Önce noktalama işaretlerinden... ...birinci sınıfta öğrendiğimiz noktadan başlıyoruz. Nokta birincisi cümlenin sonuna konur. Bunu baştan beri biliyoruz. Bugün hayat çok güzel nokta cümlenin sonuna konur. Bugün Ramazan'ın ilk günü nokta cümlenin sonuna konur. O zaman cümlenin sonuna ne konurmuş nokta Saatler geçtikçe yollara mahzun bir ıssızlık çöküyordu. Cümle bitmiş. Cümlenin sonuna ne koyacağız? Tabii ki nokta. Bazı kısaltmaların sonuna konur öğretmenim. Neymiş çocuklar? Örneğin a lebe a ne olabilir? Albay, ALB yazdıktan sonra nokta koyuyorsunuz kısaltmalarda. DR nokta nedir? Doktor. YRD nokta, doç nokta. Yani ne demek? Yardımcı doçent demek. Neymiş? Yardımcı doçent. Veya cad nokta. Nedir? Caddedir. Veya mah nokta. Nedir? Mahalledir. Veya nedir? ÖGRT öğretmen nokta. Yani kısaltmaların sonuna nokta koyuyoruz. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Bunu da çok küçüklükten beri biliyorsunuz. Üçüncü, on beşinci, birinci gibi, sekizinci gibi. Yani sayılardan sonra sıra bildiriyorsak. Birinci koşuda birinci Mehmet geldi. Ne yapıyoruz? Birinci ne yapıyoruz? Nokta koyuyoruz. Önümüzdeki sene çarpma işleminde 4. sınıflar için söylüyorum. Çarpma işleminde bu işaret tarihe karışacak. Bu işaretin adı x olacak. Ne olacakmış? x. Bunun yerine ne gelecek biliyor musunuz? Bunun yerine nokta gelecek. Nokta ne demekmiş? Nokta çarpma demekmiş. Ne olacakmış? Çarpma olacakmış. Nasıl yani öğretmenim? 4 çarpı 5 20 veya 6 çarpı 3. 6 kere 3 18. Ne yapıyorduk eskiden? Şu an 6 çarpı 3 yapıyorduk. 18 yapıyorduk. Ama ileride bu yok olacak, x olacak, bilinmeyen olacak. O bunun yerine ne gelecek? Nokta. O zaman biz matematikte de noktayı kullanıyormuşuz. Bir bugünlerde çok yaptığımız internet adreslerinde örneğin eokul.org. nedir arkadaşlar? Aralarına nokta koyuyoruz. Tunç arkadaşımız gelmiş. Hoş geldin Tunç. Hoş Merhaba. Bugün noktalama işaretlerini görüyorduk. 4 tane, 5 tane madde yaptık. Ne yaptık? Cümlenin sonuna dedik. Kısaltmalara dedik. Sayıların sıra bildirirken dedik. Matematikte çarpmada kullanılır dedik ve internet adreslerinde kullanılır dedik. Tunç sen de yeni geldin de sana söyleyeyim. Bu ne işaretiydi? Çarpma. Çarpı. Artık 5. sınıfta bu işareti görmeyeceksiniz. Bunun yerine ne gelecek biliyor musunuz? Nokta. Nokta gelecek. Tamam mı çocuklar? Evet. Bir sonrakine geçelim çocuklar. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Örneğin Tunç oku bakalım bu tarihi bana. 08 12 no. evet. 2017. 2017. Burada 12 nedir aslan? 12 ee, bakayım. 12 neyi kastediyor? Ay. Ay evet. 08 gün. Gün. Ve 2017 nedir arkadaşlar? Yıl. Zaten Hala ay veya gün yok. Evet. Hala hala bazı arkadaşlar bununla bunun yerini karıştırıyorlar. Önce gün, sonra ay, sonra yıl gelir. Aralara ne konuldu çocuklar? Nokta konuldu. Aynısı. Bunu oku Tunç. 29. X. X mi? Ö, çarpı. Çarpı mı? Ne farkı var? Bu Roman rakamı ile neydi? 10. He. 29.10.2010 yılı. Bugünkü tarihi yazalım. Bugünkü tarih nedir? 24 Nisan. 24 nokta. Nisan, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Yani 4. Roman 0, 4. Böyle yazdım. Hangi yıldayız? Belki 10 sene sonra da bu video izlenir. 2020 30. diyelim şu an. Bir diyelim. vay desinler. 2020 yılında mı çekildi desinler. Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Evet, Bak. Ya. Burada bir uyarı noktamız var, tamam mı? Şimdi bu tarihlerde başkalarıyla tokalaşmayın. Bu tarihlerde, bu tarihlerde ay adları da yazarken ayları büyük harfle yazacaksınız ve araya nokta koymayacaksınız. Örneğin bugün neydi? 24 neydi? Nisan. Nisan 2000 20. Ne yaptık araya? Nokta koyduk mu? Koymadık. Koymadık. Ne yaptık? Büyük harfle yazdık. Anlaştık mı çocuklar? Sizler de buna dikkat ediyorsunuz. Yani tarihlerde ayatları yazılırken ayatları büyük harfle yazılacak ve aralara nokta konulmayacak. Devam edelim. Saat ve dakikayı gösteren sayıların birbirinden ayırmak için kullanılır. Örneğin tren 09.15'te kalktı. Araya ne koyduk? Nokta. Saat ve dakikayı birbirinden ayırmak için. Şu an saatimiz kaçtır? 12.35. 12.35 saat şu an 12.35 toplantı saat 13.00 13.00'da 13T başladı araya ne koyduk nokta daha sonra arkadaşlar matematik kavramında yine 4 5 rakamlı sayılarda örneğin Tunç bunu bana okuyabilir misin? 2868 286.868 Böyle ilk baktığım zaman zor oluyor. Ne yapacağım? 3 taneden sonra nokta koyduğum zaman aynı matematikte okurken ne yapıyoruz? Önce binlikler. 286.000 bin... 868. Ama böyle bir nokta koymamış olsaydık ne yapardık okumakta zorlanırdık. zorlanırdık. Doğru mu? Evet. Ama matematik iyi olanlar yapardı yine. Hadi bakalım. Yani matematiğine güveniyor Tunç. Yani. Virgül. Birbirin şimdi geldik arkadaşlar nokta bitti. Şimdi de virgül. İkinci arkadaşımız virgül. Bak masum masum bakıyor bize. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimeler ve kelime gruplarının arasına konur. Yani ne demek istiyorsunuz öğretmenim? Pazarda ayva virgül Pırasa virgül lahana yerini almış. Şimdi siz burada aralara virgül koymasaydınız pazarda ayva pırasa lahana yerine almış. Arkadaşlar ayva pırasa birbirine karışacak ne yaptık aralarda eş görevli sözcüklerin arasına ne yaptık kelimelerin arasına ne yaptık Birgül. virgül koyduk. Şimdi de geldik örneğin. Ne yapıyoruz biz? Sabah kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Lavaboya geçtim. Kahvaltımı yaptım vesaire vesaire. Sanki hepsi ayrı ayrı birer cümle değil mi? Sabah kalktım. nokta Elimi yüzümü yıkadım nokta. E, kahvaltımı yaptım nokta. Siz burada nokta kullanmayabilirsiniz isterseniz. E O zaman ne kullanacağız? Birgül. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için. Bakın anahtar kelime sıralı cümleler. Sıralı cümleler. Karşıya geçtim virgül. Merdivenleri indim virgül. Bahçe kapısına vardım. Baktığımız zaman aslında burada bir, iki... Üç tane cümle var. Ben bu üç cümleyi bir cümleye dönüştürdüğüm için ne yaptım araya virgül koydum. Anlaştık mı Tunç? Hı hı. Bir de Tunç uzun cümle yazıyor. Bazı öğrencilerimiz bunu çok kullanıyor. Cümleye bir başlıyor, noktayı bulana kadar benim ömrüm geçiyor. Hele de böyle bir hikaye falan yazarken çocuklar cümlelerinizi elinizden geldiği kadar kısa ve net yazın. Uzun cümlelerde anlam kargaşası oluyor. Uzun cümlelerde kişilerden sonra öz ne diyor? Önümüzdeki günler göreceğiz. Yüklen diyor. Önümüzdeki günler göreceğiz. Kişilerde kişileri uzakta kaldığı zaman eylemle bunun anlamı kargaşa oluşuyor. Anlamı anlaşılmaz oluyor. Bu aralardan sonra ne yapacaksınız? Kişilerden sonra virgül koyacaksınız. Genç virgül uzun bir süre karşıdaki vitrine bakıyor. Nokta. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra kullanılır. Alıntı cümlesi nedir? Başkasının konuşması değil mi Tunç? Evet. Yani başkasının konuşması. Adana'ya yarın gideceğim virgül dedi. Yani bunu kim dedi? Ben demedim değil mi? Başkası dedi. Adana'ya yarın gideceğim. Başkası denildiği için bu cümle nasıl bir cümle? Alıntı cümlesi. Alıntı cümlesinden sonra ne koyduk? virgül koyduk. Biz burada virgül işliyoruz ama cümlenin sonuna nokta koyuyoruz. Tabii cümlenin sonu nokta konur. Ama virgül işliyoruz. Virgülü burada gösterdik. Bak. Tamam mı? Devam edelim bakalım. Konuşma çizgisinden sonra yine alıntı cümle, konuşma çizgisi oluyor, yine alıntı cümle bit cümlenin bitimine konur. Bu akşam Datça'ya gidiyor musun diye sordu. Bu nedir? Başkasının cümlesi. Bu akşam Datça'ya gidiyor musun? Normalde ne koymam lazım? Soru işareti koymam lazım. Ama alıntı bir cümle olduğu için virgül koyuyorum diye sordu. Nokta koyuyorum. Benim buradaki virgülüm burada. Geldik çok önemli bir maddeye. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red yani hayır, kabul, teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, şunların altını çizelim. Hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, hay hay, baş üstüne, öyle, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra da kullanılır. Nasıl yani? Yani e, kabul kelimelerden. Peki gideriz. Peki gideriz. Peki gideriz. Araya ne koyduk? Virgül koyduk. Ne yaptık? Onaylamak. Yani kabul etmek. Bu kelimeden sonra ne koyuyoruz? Virgül. Birgül. Diğer cümlemize bakalım. Olur ben de size katılırım. Nokta. Olur derken yine ne yapıyoruz? Onay veriyoruz. Araya ne koyacağız? Virgül koyacağız. Daha sonra hitap için kullanılır. Yani birine seslenmek için Tamam mı? Başkan, Sayın başkan, virgül sevgili öğrenciler, virgül efendiler, virgül sevgili kardeşim mektuplarda da böyle şey yapıyorsun ya. Böyle birine hitap başlıyorsun ya oralarda da virgül kona bil, koyabilirsin. Bak dikkat ettiyseniz ikisinde de büyük harfle başlamış tamam mı? Bunu da unutma. Hitapların ikisinde de büyük harfle başlanır. İlerideki konularımız için. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o Zamirlerinde, zamir neydi? İsmin yerini tutan sözcüklerdi. Neydi? İsmin yerini tutan, tutan sözcüklerdi. Seçimde. Örneğin ben Tunca, Tunç demiyorum. O bize geldi diyorum. Yani burada kim kimi kastediyorum? Tunçu kastediyorum. Tunç yerine oyu kullandım. O nedir? Zamirdir. O zaman zamirlerden sonra ne koyacağım? Virgül. Virgül. Bakalım. Bu benim gibi yazıl, yazarlar için hiç kolay olmaz. Bu nedir? Bu nedir orada? Zamirdir. O eski defterleri çoktan kapatmış. O derken bir kişiyi kastediyorum. Bu da nedir? Zamirdir. Ne konulacak? Virgül konulacak. Çocuklar nokta ve virgülle ilgili bir araştırmalara başlayalım. Hadi sen de bana yardım et. Biraz annem, babam ve ben bir aileyiz. Ne yapacağım? Annem, virgül, babam ve ben bir aileyiz nokta. Gelelim buna. Antalya, Adana, Mersin, Akdeniz bölgesindedir. Nereye virgül koymam lazım? Koy. Antalya, Adana, Mersin. Dur. Evet Mersin. Akdeniz bölgesindedir nokta. Buraya sakın virgül koymaya kalkışma. Çünkü bu bölgeyi bu bir üçü bir il bu bölge. Tamam mı? Eş görevliler bunlar olur. Devam edelim. Boş zamanlarında kitap okumak, müzik dinlemek ve resim yapmaktan hoşlanırım. Ben sonunu biliyorum. Nokta. Bu kadar. Sen ne dedin? Boş zamanlarda kitap okumak bir cümle, müzik dinlemek ikinci cümle, resim yapmak üçüncü cümle aslında. Araya virgül yerine neyi kullanmışız? V. V'yi kullanmışız. Üzüm, şeftali, kayısı, kavun, karpuz yazın. Nar, portakal, mandalina, kışın yenir. Ne yapacağız? Üzüm virgül şeftali evet virgül. kayısı virgül evet kavun virgül evet tam karpuzdan sonra demiyoruz yani ee, nar virgül portakal virgül, virgül mandalina onlar da evet burada e, bir noktalı virgül var bir sonraki bir sonraki derste öğreteceğiz arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Elbette biz de sizinle geleceğiz. Nokta virgül nereye? Onaylamak için son ne yaptık? Virgül ya, koyduk. Yani. Tamam koyabilirsin. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler canlı varlıklardır. Hemen sen de koy. İnsanlar ve hayvanlar arasına virgül koydu. Kimi parasız kalırsa, kim Aç, susuz kalırsa, kim yardıma muhtaçsa elini uzatırdı. Nokta. Aralara ne koyacağız? Ne koyacağız? Kim Virgül. parasız kalırsa, bir cümle Virgül. çocuklar. Virgül. Kim aç ve susuz kalırsa, evet orası ikinci cümle. Kim yardıma muhtaçsa elini uzatır. Ne yaptık? Üç tane cümle cümlelerin arasına koyduk. Ayten yürüdü, koştu, düştü, kalkıp tekrar koşmaya başladı. Ayten yürüdü, koştu, düştü. Ayten evet düştü, kalkıp dur. Düştü evet kalkıp tekrar koşmaya başladı. Bak şöyle yapıyoruz. Ayten şeyden uzak olduğu için virgül yürüdü, koştu, düştü. Yürümek, koşmak, düşmek ve kalkmak. Tekrar koşmaya başladı. Aralara ne koyduk? Virgül koyduk çocuklar. Tamam. Yine sizi, sizin dediğiniz olsun. Tamam nedir çocuklar? Bir onaylamadır. Virgül. O zaman virgül. Sizin dediğiniz olsun nokta araya virgül koyuyoruz. O senin böyle dediğini duymadığını söyledi. Nokta. O derken ne yapıyorum? Virgül. Zamir, değil mi? Zamir olduğu için zamir olduğu için virgül. Devam edelim bakalım çocuklar. Sıra geldi soru işareti. Soru işareti. Soru eki veya soru veya sözü içeren cümle veya cümlenin sonuna konur. Soru işareti cümlenin sonuna konuyor. Kahvaltı yapmayı sever misiniz? Do. Ay, ne yapıyorsun? Diyorum. Soru işareti. Evet, soru işareti. Severden sonra misinizi ayırmış neden? Çünkü mis. Mi mi mu, mu mü, mü, misin musun mi, misin musun müsün bunlar nedir soru ekleridir tamam mı soru yapar zaten soru bildiren ancak soru eki veya soru içermeyen cümlelerin sonuna konur ne demek istiyorsunuz Gişe'deki memur başını kaldırdı adınız ne yaptım ben soru sormuş oldum değil mi Evet, evet. veya ben Osman öğretmen Tunca baktı yaşın kaç Yaşın yaşın pardon yaşın kaç yanlış olur. Yaşın dediğim zaman ne yapacağım onun sonuna soru işareti koyacağım. Veya otobüs otobüs şoförü yüzüme baktı. Yaşın dedi. Ne yaptı? İnanmadı öğrenci olduğuma. Yaşın dedi veya kimliğin kimliğin dedi. Kimliğin. Kimliğin derken orada kimlik yani bana kimliğini göster demek istiyor. Tamam mı? Soru işareti koyuyoruz. Soru ifadesi Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümleleri soru işareti en sona koyar. Örneğin, arabayı köye gelecek mi? Bu bir soru. Gelmeyecek mi? Bu birinci soru. Bu ikinci soru. Ee, sıralı cümlelere ne konurdu arasına virgül konurdu. Sıralı cümleler soru dahi olsa ne konacak çocuklar? Virgül konacak. Devam edelim bakalım. Bu kitabı okudun mu? Mustafa öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Okudun mu? Ne yapacağım buradaki mu'yu? Ben ayırayım. Evet. Çektim. Okudun. Tamamını yazmayalım. Tam okudun mu? Ben biraz okudun mu? Ne yaptın? Mu soru işareti soru olduğu için ayrı yazdı ve ne yaptı sonuna soru işareti koydu. Tek tek yazmayacağız çocuklar. Saat kaçta kalktın? Burada bana bir soru soruyor mu Tunç? Evet. O zaman soru işareti. Şu yıldızı görüyor musunuz? Ne olacak? Soru işareti. Soru işareti olacak ama bir şey daha olacak. Bir Ne? Musunuz. Musunuzu ne yapacağız? Ayrı yazacağız. Musunuzu şöyle yapalım. Ayrı yazalım. Sizin sınıfa kim geldi? Soru, Soru işareti. işareti. Evet. Annen ne yemek yapmış? Soru işareti. Evet. Siz de partiye gelecek misiniz? Misiniz? Evet. Soru işareti. Misiniz nasıl yazılacak? Ayrı. Ayrı. Evet. Devam edelim. Bu sorunun cevabını biliyor musunuz? Musunuz? Evet. Soru işareti. Ha, Kim... Onlar mı bize bize mi geleceklermiş? Kim onlar? Onlar mı? Bize mi gelecekmiş? Ne yaparız burada? Yarın Kim cümle, de, soru işareti. Bak işte bak değil burada mi? kaç tane var? Kim. Kimden sonra soru işareti 1. Onlar mı? Soru işareti 2. Bize geleceklermiş 3 üç. üç tane soru işareti koyduk. Nereye gideceklermiş? Tabii ki soru işareti. Devam edelim bakalım. Ve bugünkü göreceğimiz dördüncü işaretimiz ünlem işareti. Neymiş çocuklar? Ünlem, ünlem. işareti. Ünlem. Sevinç. Kıvanç. Acı korku şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya sözcüklerin sonuna konur. Yani duygu anlatacak bizi sevinmek, üzülmek, korkmak. Hava ne kadar da sıcak. Ne yaptık? Ünlem. Aşk olsun. Ne yaptık? Ünlem. Ne, ne kadar, kadar akıllı, akıllı adamlar var. Ünlem. Bak şaşırma. Yani şaşma ünlem. Vah, vah vah! Bu ne? Üzülme, üzülme, değil mi? Ne yaptık? ünlem. Bir de seslenme ve hitap ve uyarı sözlerinden so sonra Meşlela. konu. Örneğin, ordular, ilk, i̇lk hedefiniz Akdeniz'dir. Akdeniz'dir. İleri! Ne? Ordular Harit dedik. Evet. İlk hedefiniz Akdeniz'dir, virgül. ileri. Evet, kim söylemiş? Atatürk. Bir de çocuklar şöyle bir durum var. Örneğin, Ah Elim mi? Ah. Ee, yere düştüm. Yere düştüm. Bir de ah yere Düştüm. Bak aynı cümle. İkisi de aynı. Ne Raktım farkı olacağım. var bunların? Ne farkı var? Hemen anlatalım. Ah yere düştüm. Buradaki A'dan sonra yere düştüm cümle küçük harfle başlamışsa araya virgül koyacaksın. Ünlem işaretini en sonuna koyacaksın. Burada da ünlemi buraya koyacağız. Ama... Cümle büyük harfle ise yani ünlem kelimesi şey yani o duygu bildiren kelime ile ünlem arasında cümle büyük harfle başlamışsa ne yapacağım buraya söyle bakayım. Ünlem. Buraya ünlem yere düştüm. Nokta. nokta koyacağız. Çocuklar buna dikkat edin. Yani bazen cümlenin burada küçük harfse ne yapıyoruz? Ee, e, virgül kullanarak başlıyoruz. Son etkinliğimizi yapalım çocuklar. Yaşasın sınavı kazanmışım. Sen bana söyle ben işaretleyeyim. Yaşasın sınavı kazanmışım. Ne yapacağım? Yaşasından sonra sen bana söyle. Yaşasın ünlem. Hı -hı. Ünlem. Değil mi? Neden? Çünkü büyük, büyük. harfle başlamadı. Sınavı kazanmışım. Ne yapacağım? Ee, nokta. Aferin. Eyvah. Annem çok kızacak. Virgül, ünlem. Virgül ve ünlem. ünlem. Neden? Çünkü cümle küçük küçük ya demek ki benim haksız olduğumu düşünüyorsun. Ya'dan sonra evet virgül virgül sonuna ünlem. ünlem evet hey burada kimse yok mu? virgül virgül ay, mü? ay ünlem ünlem soru işareti. Burada kimse yok mu? soru işareti evet ah elim yandı. ünlem nokta. ünlem ve nokta. Aman Allah'ım ben ne yaptım? Bir dakika. Aman Allah'ım ben ne yaptım? Şura buraya ünlem. Çünkü bu bir bit beraber bir cümle. Aman Allah'ım ünlem ben ne yaptım? nokta. nokta. Yusuf, çabuk buraya gel. Ee, ünlem ünlem nokta. Çabuk buraya gel nokta. Koşullar Komş Yetiş Komşular koşular dedi. Komşular yetişin. Evimiz yanıyor. Ne olacak? Komşular ünlem. Komşular ünlem. Yetişin ünlem. Yetişin ünlem. Evimiz Ev yanıyor. Nokta. Nokta. Süper. Devam edelim. Simitçi taze ve gevrek simitlerim var. Simitçi. Ünlem. Ünlem. Taze ve gevrek simitlerim var. Nokta. Nokta. Çocuklar, hepinize teşekkür etmeden önce hemen bir ee, tekrar edelim. Birincisi neydi? Nokta öğrendik bugün. Nokta. İkincisi nedir? Virgül, virgül, virgül öğrendik. Noktadan sonra cümle büyük harfle başlar. Bunu unutmayın. Virgülden sonra cümle küçük harfle başlar. Bunu unutmayın. Soru işaret... Sonra soru işareti, soru işareti, soru işaretinden sonra soru cümlelerinde kullanılır. Evet, evet. Sonra cümle nasıl başlar? O da büyük harfle başlar büyük harfle başlar. Burada da büyük harfle başlar. Ünlem işaretini gördük sonra da. Ünlem işaretinden sonra Üzülme, cümle evet şaşırma, duygu değil mi? Du, evet. E, duygu duygu cümlelerinde evet. Ünlem yani. işaretinden sonra cümle yine nasıl başlar büyük, büyük başlar neymiş büyük. büyük başlar hangisinden sonra cümle küçük başlar büyük. virgülden sonra cümle küçük başlar çocuklar birinci bölümümüz noktalama işaretlerinden budur evdeki mektep buraya kadar sayfamızı paylaşmayı beğenmeyi unutmayın sizlere çok teşekkür ediyorum hoşçakalın.